yaptın sanıyorsun sen? Ne yaptığım çok açık değil mi? Kutay belasından kurtuldun işte. Ya ben zaten bu oyundan rahatsızken sen üstüne yalan ekliyorsun. Hem de evlilik gibi kocaman bir yalan ya. Kutay gitti mi gitmedi mi? Sonuç odaklı yaklaşım. Bravo. Tam bir erkek kafası. Ama duyguları düşünen yok. Nerede? Ne duygusundan bahsediyorsun sen? İşte oyunlardan, yalanlardan bahsediyorum ya. Hayatıma yeni bir yalan daha kattığın için teşekkür ederim Rüzgar. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Hem zaten bu oyuna beni siz soktunuz. İyi de biz herkesin içinde evlilik teklifi et demedik sana. Kutay'dan kurtulmak için böyle bir şey yapmak zorundaydık, anlamıyor musun? Asıl sen anlamıyorsun Rüzgar. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ama biz aynı değiliz. Benim burada bir hayatım var. Herkes beni tanıyor. Ben bu haber duyulduktan sonra ne yapacağım? Dedeme ne söyleyeceğim mesela? Ben senin gibi taştan bir kulübede odundan bir hayat sürmüyorum, tamam mı? Galiba esas mesele bu değil. Neymiş mesele? Kutay'ın peşinden koşması. Sana yalvarıp yakarması. İçten içe hoşuna gidiyordu değil mi? Belki de affedecek mi onu? O yüzden sana evlilik teklif etmeme bu kadar çok kızdın. Bir daha bana sormadan benim için bir şey yapma. Çünkü bana zarar veriyorsun.